Zengin olma oyununun 5. bölümünden hepinize merhabalar arkadaşlar biliyorsunuz ki karakterimiz Hilmi sonunda parayı bulmuştu arabasını yapmıştı evini yapmıştı evlenmişti ve balayına kadar gitmişti ama balayındayken bir tane görevli geldi dedi ki senin görevin var dedi ülken seni göreve gönderiyor dedi geleceksin dedi mecbursun dedi Hilmi de gitmekte mecbur yapacak bir şey yok hangi göreve çıkacağımızı ben de çok merak ediyorum arkadaşlar bu arada like'ınızı atmayı unutmayın 25.000 like gel geldiğinde 6. bölümü çok kısa bir süre içerisinde gelecek arkadaşlar. Şu anda like butonunu ne yapıyorsunuz? Kırıyorsunuz abi. Kırıyorsunuz. Evet, geldiğimiz gibi döneceğiz herhalde. Geminin başındayız. Onu yatta takip edeyim mi arkadaşlar? Şöyle bir durum var. Başka bir seçeneğim olmayabilir veya bir şeyler yanlış gidiyor yani. Bir yerde bir şeyler de bir terslik var diyeyim. Bakayım. Kaçıyorum. Hayır. Hayır, hayır, hayır takip etmek zorundaymışım. Ulan keşke kaçıp Angela'nın yanına gidebilseydik ama başka tercihimiz yokmuş ya. Bu bot niye bizim teknemizin yanında abi onu anlayamadım. Ya bu bir sadece balıkçı ya da bir kaçakçı botu. Acaba ne olabilir? Kaçakçı benziyor ya tipe bak tipe. Kesin kaçakçıdır bakıyoruz abi. Evet 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 kaçakçıymış. Seni bitireceğim gel buraya. Bir dakika bir dakika bu bizim aradığımız kaçakçı olabilirmiş. Eğer aradığımız kaçakçıysa görev tamamlandı ben balayına giderim aga. Oğlum Ancalı'ya görevim var ben gidiyorum bile demedim yazık kadına ya. Lütfen aradığımız kaçakçı sen ol. Hadi bakayım. Oy oymuş. Abi saygınlık da kazandı görüyor musunuz? Konferans falan vermeye başladık ve insanlar o suçluyu kimin yakaladığını bilmek istiyorlarmış. Ya diyeceğiz ki evet sadece ben yakaladım ben en büyüğüm diyeceğiz. Ya da bu bir takım işiydi falan. En büyük benim lan. Ben yakaladım oğlum sadece ben yaptım ya. Ne? Hayır. Kanka insanlar bana domates fırlattı. Tamam tamam takım o şeydi tamam. Yanımdaki arkadaş da yardımcı oldu aynen. Aynen. İnsanlar bu sefer diyor ki suç oranının düşmesine yardımcı ol olacak mısınız olmayacak mısınız? Oğlum ben süpermen miyim lan? Beni eğer süpermen yerine koyuyorsunuz evet yardımcı olacağım. Bundan sonra adalet benim lan. Benim adalet. Yes bebeğim. Halk beni bağrına bastı. Bundan sonra balayım alay bana hız gelir tırıs gider aga. Anca da beklesin. Bak insanlar sapıttı arkadaşlar. Beni kendilerindenmiş gibi görmek istiyorlar. Ya onlar için bir belediye başkanı olabilirim ya da süpermen olabilirim abi. Ben Süpermen'im. En baştan beri benim Süpermen. Gerçek Süpermen geldi. <laughs> tamam lan tamam. Sizin için belediye başkanı da olurum. Size canım feda. Bundan sonra hizmi, Aa gül attılar bana. Teşekkürler. Aga belediye başkanı olduk ya. Evsizlikten dilenciliğe, dilencilikten kumarhane patronluğuna, oradan belediye başkanlığına, hayat hikayesine bak. He belediye başkanı olmadım. Belediye başkanlığına adayı oldum. Şimdi de seçim otobüsünü seçeceğiz. Abi yeşil olan mı renkli olan mı? Ben tabii ki yeşil olanı seçiyorum ya. İşte bu benim abi. Ne? Ne? Abi renkli olanı sevmedim ama ben ya. İlla bunu mu seçmek zorundayım? Tamam ya. Olan gangnam style yapma bari. Bana oy verecek olanlara ilk vaadim nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Maaş artışı lan. Artık daha fazla ücret alacaksınızdan en iyisi siz olacaksınız. Herkes zengin olacak herkes sloganımı soruyor herkes. Sloganım ne biliyor musunuz? Beni sadece tanrı yargılayabilir. Sloganım bu olmasını istiyorum ama diğeri de diyor ki people for people yani insanlar insanlar için. Ya ne alaka abi? Allah. O gül attılar. Valla taş attılacaklar sandım la. Odamı seçeyim. Soldaki mi? Sağdaki mi? Ama sağdakine şüphesiz falan filan diyor. Tamam sağdakine gidiyorum abi. Yani hiç şüphe yok ki sağda... Allah senin belanı versin ya. Tamam soldaki fark etmez benim için. O da odadır aga. Diğeri diğer belediye başkanı. Ne yapıyorsun oğlum kapının önünde? Bizim ilmi de sürekli bir dans peşinde ha. Valla gıvıra gıvıra belediye başkanı oldun ha. Yeni bir proje teklifi varmış. Büyük bir tane yapabiliriz veya başka zaman büyük bir tane yapabiliriz. Bizim gelirimiz ne bütçemiz ne gerçekten bilmiyorum. Ama odam da çok iyiymiş ya. Lan ismim Mr. Homeless yani bay evsiz ne alaka neyse oraya hiç odaklanmayalım arkadaşlar biz büyük bir tane yapalım projemiz tamam büyük bir proje yapıyoruz ve artık seçimi kazanıyoruz İlk iş için hangi binayı tercih edeceğim bir iş binasını mı yoksa bir eğlence merkezini mi ben abi eğlence merkezi şey yapıyorum zaten her an dans edebiliyorum ye yeah, bebeğim <laughs> eğlenceli bir tipim var eğlence binası yapalım ya sanırım eğlence binasını tamamladık çok kısa bir süre içerisinde bu binayı aydınlatacak kontrolü yani kumandayı seçmek zorundayız Yeşili seçiyorum abi. Bas yeşile. Bas aga. Oy lan bina çöktü. Bina çöktü. Mer yeşil binanın altındaki bombaları patlatıyormuş. Tamam kırmızı kontrole basıyorum ve eğlence binamız rengarenk binamız aydınlanıyor bebeğim. İşte bu. Oğlum bu bina bize çok oy kazandıracak lan. Ve halk beni gerçekten çok seviyor. Aa Angela arkamda lan. Angela atlamış gelmiş ya. İnsanlar o binayı kimin tasarladığını görmek istiyorlarmış. Angela diyeceğim ben tabii ki. Hamile kadın. Belki moral olur abi. Gel Angela. Yes bebeğim benim be. Adam adamsın Ve yine bir şey. Hangi hapı içeceğim abi ben hasta mıyım? Niye hap içiyorum ya? Niye hap içiyorum? Niye bileyim ya? Kırmızı olanı içiyorum bari. Niye içtim? Aha. Dur ne oluyor? Kusuyor mu? Lan intihar... Allah belanı vermesin ya. Niye hap içtim? Niye pencereden atladım? Hiç bir fikrim yok. Lan oğlum geçmişin bölümü. Lan bir dakika bir dakika. Gerçekliğe hoş geldiniz. Yine başlıyoruz diyor. Al onu. Ne aldık? Cüzdan mı aldık? Ha cüzdan değilmiş bir broşür ya da dergi gibi bir şeymiş. Onu okumak okumak istiyorum ben. E, ee, ne oldu? Sevindirici bir haber mi? Kağıtta şey yazıyordu. Benimle Fenix Malikanesinde buluş falan filan yazıyordu ama bana gelen soru şu arkadaşlar. Orası tuhaf bir şey. Gidecek misin? Mecbur gitmem lazım hikaye devam etsin diye, değil mi? Oğlum çok tuhafmış lan abi bir harbi. Abi ben belediye başkanı falan filan olacaktım. Karım vardı Angela. Ne oldu bana şimdi hiç anlayamadım yani. Allah belanı vermesin oğlum tarikatın şifresi neydi diye soruyor bana Dorime mi Himene mi Abi bir dakika ben tarikata mı gidiyorum şu anda Tamam lan Dorime diyeyim Dorime Aldılar beni içi hayır hayır Yanlışmış bizde şey. Himene 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 evet tarikat şifresi Himene Oğlum ne yaşıyoruz lan Keşke mavi hapı içseydim lan bunlar kim Oha Ritüeli yerine getirmem isteniyormuş benden Ya hayallerimi feda edeceğim Ya da geçmişimi feda edeceğim Burası çok önemli Hayallerimi feda edersem geleceğim olmayacak Geçmişimi feda edersem Benden bir şey kalmayacak Abi hayallerim daha önemli Gelecek daha önemli o yüzden geçmişimi feda ediyorum Allah'ım ne yapıyorum ben? Buranın ustası geliyor diyor bana ki artık aramızdasın diyor. Ya evet usta falan filan diyeceğim. Kabul edeceğim ya da baş, bunun için bir herhangi bir ödül var mı falan filan diyeceğim. Abi kaçıp gitme şıkkım yok mu benim? Ben burada mı kalacağım lütfen ya? Abi ben şansımı denemek istiyorum. Soru sormak istiyorum ya. Hayır. Evet master demek zorundayım ben. Bir dakika lan. Şimdi fark ettim karşıdakinin yüzü benim suratıma benziyor. Lan kıyafetlerini çıkarsak ben çıkarım içinden lan. Evet master dur. Kendimi usta olarak mı kabul ediyorum? Oğlum bir dakika işler tamamen ters. Eminim karşıdakinin suratı benim suratım. Bak fark edin bak görüyor musunuz aynı göz yapısı sakal yapısı aynı. Tarikat kitabının gizli bir köşkü varmış onu bana veriyorlar benim kabul etmemi istiyorlar bu köşkü. Ya kabul edeceğim ya da bunu yapmasına izin vermeyeceğim ama bunu yapmasına izin vermiyorum ben istemiyorum ya zorla mı kardeşim? Zorla mı ya? Oğlum benim hayallerim vardı. Benim bir geçmişim vardı. Benim bir karım vardı ya. La bebeğim olacaktı. Bebeğim bir salın la. Abi bu köşkte bir polis var. içinde polis var ya ne alakaysa. Bu gizli köşkün içine polis koymuşlar. Herhalde yıllardır burada yaşıyor. Ne alaka bilmiyorum. Bu polisi etkisiz hale getirmem gerekiyormuş. bu, bu sorunmuş bu. Ya gidip saldıracağım ya da sinsi bir yaklaşım. Hadi sinsi bir yaklaşımla beraber aldı bizi indirdi. Aynen. Tamam etkisiz hale getiriyorum tamam. Taş varmış lan. Bir taşlık hali varmış lan. Ha bir kitap seçeceğim. Ustanın bana anlattığı kitabı alıp götürmem gerekiyor galiba. Abi sağdaki yeşil olan daf şey böyle güzel görünüyor. Allah ne oldu? Yanlış tercihmiş galiba. Tamam lan soldaki hadi. Hadi turuncu kitap olsun okey. Lan oğlum <laughs> Ya ilmi ya güldürüyorsun adamı. Harekat ustası diyor ki o kitabı bana ver diyor. Ya tamamı tabii ki ustan falan filan diyeceğim ona yani böyle yalanacağım. Ya da diyeceğim ki hainsin vermeyeceğim sen bunu kullanmayacaksın falan filan diyeceğim. Vermiyorum lan işte bu hainmiş lan. En başından beri bir tuhaflık olduğunu biliyordum burada. Frank adında birisi bizle konuşmak istiyor. Ya başımız belada gel bizim partnerimiz ol falan filan diyeceğiz. Yani konuşmayı kabul edeceğiz. Ya yani da defol git diyeceğiz lan. Ne konuşacağım seninle abi başımız belada. Konuş benimle tamam okey okey. Lan herkes dans ediyor. Herkes kafayı yemiş. Ha Frank diyor ki birimiz kitabı katedrale götürmeli. Katedral dedi de dini merkez gibi bir şey. Oğlum ben bu Frank'a çok güvenemem. Kendim yapacağım. Onun da yapmasını isteyebilirim ama kendim yapacağım. Abi defol git ya. Sen ne mi uğraşacağız Ez Frank? Abi bu oyunda kimseye güvenmeyeceksin. Hiç kimseye. Evet katedralde karşıma çıktılar. Vay. Oğlum iyice bakın. bana benziyorlar. İki tane ben. <laughs> pusu kurmuşlar dikkatli ol falan filan onlara kitapla vurabilirim kitapla fırlatarak vurabilirim abi kitapla gir ağız burun dağıt onları ağız burun dağıt lan ne kitapmış aha beşinci kitap bu bu kitap harbi çok değerliymiş kitabı nazikçe o boşluğa yerleştireceğim abi. Nazik. Aa yerleştiremiyorum. Diğer kitap yer değiştirdi onun yerine geçti. Hayır hayır dur yerleştirmişim. Tamam tamam. Animasyonda bir sıkıntı yaşanmış. Yerleştirmişim tamam. Şimdi aktif etmem gerekiyor arkadaşlar. Yavaşça dokunabilirim ya da ritüel dansımı yapabilirim. Tabii ki ritüel dansımı yapıyorum. Ye yeah, bebeğim hadi aktif ol. Yes be. Dans ederek aktif ettim bebeğim. Arkadaşlar işler gerçekten çok gizemli hale gelmeye başlıyor. Gerçekten çok karışıyor. Bakın filmin hikayesi nasıl devam edecek? Ben de çok merak ediyorum. Desteklemek için like atmanız yeterli. Buraya şimdilik 4. bölüm bırakıyorum arkadaşlar. 6. bölüm çıkarsa 6. bölümü bırakacağım. Bilginiz olsun arkadaşlar. Tıklayıp izleyebilirsiniz. Buraya da mutfak bloğunu bıraktım bak. Mutfak buraya çok güzeldi, eğlenceliydi. Buraya da tıklayabilirsiniz. Buradan da kanala abone olabilirsiniz. Sizleri seviyorum ya. Hoşçakalın. canım babacığım.